Merhaba sevgili dostlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin sevgili dostlar. Evet, 11 Mart Çarşamba İstanbul programımıza tekrar sizlerle beraberiz. Evet, 8 koşulu bir programımız var İstanbul'da. Evet, birinci koşuna itibaren birinci dörtlü ganyanımız başlıyor. 17.45'te saatlerimiz 17.45'i gösterince birinci dörtlü ganyanımız start alıyor. Maiden bir koşu, 4 yaşlı Araplar 1500 sentetik kumla start alıyor. Burada 10 atın start alacağı bu koşuda 2 numaralı ilk Karabedir, bir de 3 numara Jetstar ekür olarak start alıyor. Burada sizlere birinci dörtlü ganyan oynayan arkadaşlar için ayırt etmeksizin 2 ve 4 nolu atları kuponumuza yazalım sevgili dostlar. 2 ve 4 nolu atlarımızı tercih ediyorum. Yani yeterli göreceğini düşünüyorum. Ekürler zaten 2 numara. Bir de 4'ü de yazarsak rahat bir yarı seyrederiz. Birinci dörtlü ganyan için ilk ayağımızı yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, ikinci koşu hem yedili plasemizin başlangıç ayağı, bir de birinci dörtlü ganyanımızın ikinci ayağı şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 2100 sentetik kumla start alıyor. 6 Arap atımızın start alacağı bu koşuda 2 numara Akkula'yı Daniel Kaya ile sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 3. koşu altınımızın başlangıç ayağı oluyor. Maylen bir koşu, altınımızın ilk ayağı. 4 yaşlı Araplar 1500 sentetik kumla start alıyor. Burada 3 at önereceğim sevgili dostlar. Evet, 1400 kumunu. İkisi de sevgili dostlar bir boy gecikmeli çıktılar ve de biri dördüncü biri beşinci oldu. Bunlar kimler? 10 numara Defneciğim, bir de 11 numara Güvenilir Sultan sevgili dostlar. Yine aynı jokeylerimiz üstünde Akın Sözen ve Ayhan Kurşun'la start alıyorlar. Ayırt etmeksizin 10'lu 11'i sizlere birinci ve ikinci atım olarak öneriyorum. Üçüncü atım 2 numara büyük atlı olacak. Son koşusunda 1300 kumu boyunla kaybetti. Şimdi 200'de uzalan mesafede çok şanslı olur diyorum. Vahdettin Kaplan da start almıştı. Yine Vahdettin var üstünde. Bence gözlemlediğim bu at uzuna daha iyi gideceğini düşünüyorum. Şimdi 200 metrede uzadı ve de 3. atım olarak sizlere büyük atlıyı öneriyorum. Risk almak isteyen arkadaşlar da, yani önereceğim 2 numarayı da ufak kuponlarda banko denenebilir sevgili dostlar. 10-11'den sonra 2 numaralı atı sizlere öneriyorum sevgili dostlar. İstanbul altınımızın ilk ayağında. Evet, 4. koşu altınımızın 2. ayağı oluyor. Handikap 10 met dişiler masum 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik kumla start alıyor. İlk defa sentetiğe çıkacak olan Bursa'dan gelen sevgili dostlar. O da 8 numara güzel kızımı sizlere Akın Sözen'le banko olarak öneriyorum. Yani Bursa'dan hazır geliyor. Gerçekten koşullar harika. Tatminkar, bakalım sentetikte ne yapacak. Bunu da başaracağını düşünüyorum. Ve de yarın kuponunda 8 numarayı banko olarak yer alacak sevgili dostlar. Benim kuponumda zor bir koşu ama 8 numarayı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, 5. koşu altınımızın 3. ayağı oluyor. Handikap 17, 4 ve yukarı İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. Burada da 9 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda 1 numara ve de 2 numara Doğa Kanunu ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, burada da 3 at ön plana çıktı. 3 at önereceğim sizlere. İlk atım Doğa Kanunu olacak. Son 2 koşusunu handikap 16 2000 kumunu kazandı ve de handikap 17 yine 2000 kumunda birincilikle ayrıldı. İlk şansı atım 2 numara Doğa Kanunu ekürlerden yana kullanmak istiyorum. Mehmet Kaya zaten kendi atları sevgili dostlar. Mehmet Kaya da üstünde. 2 numara ilk atım olarak sizlere önereceğim. İkinci atım burada aynı şekilde üst üste birincilikle ayrılan sevgili dostlar. O da 6 numara olacak. Aynı şekilde şartlı 4'ü 2400 kumunda birincilikle ayrıldı. Ondan sonra 2200 kumunu harika koşup orada da handikap 16'yı kazanan
6 numarayı da ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Buranın sürprizini nitelendirdim. O da Volta olacak. Volta'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sonlarda ters bir yarış sergileceğini düşündüm. Yani Volta'yı mutlaka kuponumuza 4 numara Volta'yı da ilave edelim sevgili dostlar. Evet, 6. koşu altınımızın 4. ayı olan Nafiz Kurt koşusu olacak. Kısa vade 7, 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. Burada da 5 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda 3 numara Prokopi, 4 numara Tivoli Ekür olarak start alıyor sevgili dostlar. Evet, burada sizlere banka önereceğim. 5 numara diyeceğim Akın Sözen'le sevgili dostlar. Burada Prokopi, yani ilk defa bir uzun mesafeye çıkacak. Yani bu uzun mesafede birincilikle ayrılan Akın Sözen'le 2000 kumunda sevgili dostlar birincilikle ayrılmıştı. 5 numara yine foto önde geçeceğini düşünüyorum ve de kuponumda yarın 5 numarayı banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Prokopi'ye uzun gelebilir. Bir yarış koşsun. Belki yatarız, yapmayız, onu bilmiyorum da. Ya ama yarın kuponumda 5 numarayı banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet, 7. koşu altılımızın 5. ayı oluyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizler 2000 sentetik kumla start alıyor. Burada da 11 İngiliz atımızın start alacağı bu koşuda 4 ve 5 nolu atlar ekür olarak start alıyor. Evet, burada sevgili dostlar sizlere 5 at önereceğim. İlk atım 10 numara olacak Salazar. Son koşusunda Bursa'ya gidip ve de kısa mesafede başarı gösteremedi. Ve de dördüncülükle ayrıldı. Yani şimdi uzayan mesafede şanslı olacağını düşündüğüm Akın Sözen'le koşacak olan 10 numara Salazar'ı ilk atım olarak sizlere öneriyorum. İkinci atım 7 numara Elvis olacak. Karataş'ta start alıyor sevgili dostlar. O da şanslı olacağını düşündüğüm ikinci atım olarak 7 numarayı kuponumuza ilave edelim. Ve de 1 numara Gökhan Kocakaya'yla sevgili dostlar gerçekten uzuna harika koşular çıkartan Gökhan da zaten üstünde atı da iyi tanıyor. Çek odayı da 3. atımız olarak ilave edelim. Son 2 atımız Şişman Çizik'te start alacak olan 3 numara 4. atımız olacak. 5. atımız son olarak Ekürler 4 numaralı Ekürlü 4 ile 5 ile Ekürü olan atlarımızı mutlaka kuponumuza yazalım 4 numaralı atımızı sevgili dostlar 5. atım olarak sizlere öneriyorum. Evet, 8. koşu altınımızın son ayı oluyor. Handikap 15, 5 ve yukarı Araplar 1500 sentetik kumla start alıyor. Burada da 12 Arap atımızın start alacağı bu koşuda. Evet, burada da 3 at ön plana çıktı. İlk atım Akdamar olacak. Şişman Çizik'te start alacak olan, evet, uzun mesafede başarılı göstermedi. Kısalan mesafede şanslı olacağını düşünüyorum. 4 numara Akdamar'ı ilk atım olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. İkinci atım Ateş Hattı olacak. Daniel Kaya ile Aprant arkadaşımızla koşacak olan 2 numara Ateş Hattı'yı da ikinci şanslı atım olarak sizlere öneriyorum. Son olarak buranın Kevir, evet, özlediği o güzel koşularına bir yenisini ekleyebilir. Yani sonlarda gerçekten kuvvetli geliyor. Kevir'i de mutlaka kısalan mesafede, yani bu mesafeyi koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Kevir'i de sizlere 3. atım olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. İstanbul programımız için herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah kazanan ve şanslı kişiler bizler oluruz. Sevgili dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.